Bunlar yani o yüzden de amacımız kadro yapısını tutmak ama çok şey rakamlar geldi diyelim ki. O rakamsal beklentiler de tabii. Biz Türkiye'de hep şunu bekliyoruz. Kendimiz 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a oyuncu alalım. Ama hiç Premier Lig görmemiş, hiçbir şey görmemiş oyuncuyu 25'e satalım. 35'e satalım. Orada da hani mantıklı şeylerimizin olması lazım. Tabii ki en yüksek fiyata satalım ama bugüne kadar niye sizce Galatasaray'da bu kadar oyuncu varken hiç mi iyi oyuncumuz yoktu satamadık? Sebebi yine taraftar baskısı. Ya teklif geliyor 10, gerçekten de market fiyatı 10 ama taraftar onun market fiyatının 17 olduğunu düşündüğü için ona biz satmayalım, bir sonraki yönetime bırakalım. Bir de sözleşme uzatıyoruz yani. Sonra ne yapıyoruz? Hem free veriyoruz yatırım yaptığımız oyuncuyu. Hem 4 yıllık anlaşma üzerine 3 yıl, 2 yıl daha maaş ödüyoruz. Ve de o maaşı arttırarak uzatmak için eski maaşı arttırıyoruz. Bir 3-4 milyon da öyle zarar ediyoruz. Şimdi bunların hepsi taraftarın beklentisi kökenli. Ha, taraftar böyle bekleyebilir mi? Tabii ki bekleyebilir ama yönetici de ne yapması lazım? Ya bunu şöyle bekleyelim, böyle yapalım, bakın realite bu diye aydınlatması lazım. Yönetici hem aydınlatmayıp hem de Galatasaray çıkarı yerine beklentiye göre karar verince bu sefer kulübümüz hep sürekli bu işlerden zarar görüyor. Şimdi Erdem Bey, şunu sormak istiyorum. Tabii Galatasaray arkadaşımın sorduğu soru yerinde. Bir de ayrılanlar önemli. Zaniolo, Nelson, Boey ile ilgili. Hatta bir iki tane de yerli futbolcu ile ilgili talipler var. Sezon açıldığında 11 Temmuz'da bu futbolcular Galatasaray'da olacak mı? Öyle bir planlamanız var mı? Bu planlamanız bozulursa transfer stratejiniz değişebilir mi? İlk kısmına cevap verdim. Yani gayemiz kalmaları. Somut teklifler hangi oyuncular? Yani somut teklifler var. Nelson'a da var. Yani Zaniolo'ya da var. Sasha'ya da var. Evet, Çikaldao'ya da var. Morutan'a da var. İşte ne bileyim. Yerli oyuncularımızdan hani Kerem'e, Yunus'a, Barış, yani çoğu oyuncumuza var. Evet, Taylan var, Ceza. Evet, Taylan'a oyuncularımızdan, Taylan'a, Emre'ye, bileyim birçok oyuncumuza, Emin Bayram'a, Berkan'a, yani çok şükür ki iyi bir kadromuz var ve iyi şey yaptık. Ve başka yani şampiyonluk takımlarından, Avrupa'daki güzelliklerden de teklifler var yerli futbolcularımıza. Ama eğer satılırsa hepsinin backup'ı hazır. Yani çok ciddi bir listemiz var. Normal şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Suudi Arabistan şey olmasaydı müthiş bir hazırlığımız vardı. Şimdi de o müthiş hazırlığımızdan dolayı ve sürekli geliştirdiğimiz hazırlığımızdan dolayı bugün scout ekibimizi 2'ye 3'e katladık. Yurt dışı şeyler oluşturduk. Sürekli ben yurt dışında sene içinde network görüşmelerine gittim. Oradan oyuncular hazırladık. Bir sürü şey yaptık yani. Ama hepsinin şu an kim giderse gayet güzel alternatifleri var yani. Kamada var mı gündemde? Kamada? Yok. Kamada hiç gündemde olmadı. Okan Hoca dedi ya, Ayhan Hoca ile konuştuk. Hani ne güzel olur diye, sadece öyle bir herhalde demek ki yani. Oyuncu olarak Ha evet, o aynısını Tilemans'ta da oldu. Okan Hoca yani bazı şimdi hocalar çok işin içinde olduğu için yani hangi futbolcunun gerçekten gelme ihtimalinin olabileceğini, hangisinin gelme ihtimalinin neredeyse hiç olmayacağını biliyor. Dilemaz'a da gülerek bir şey söyledi. Hadi hani kamptu yazalım. Ama birçok yazılan oyuncunun, yani şöyle düşünün. Herkes taraftarlarda hepimize kendisini oyuncunun yerine koysun. 22 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında, 28 yaşında neyse, 30 yaşında. Şimdi 5 büyük ligin yani orta ve üst takımları teklif verdiğinde haliyle oraya gitmek istiyorlar. Maaş olarak çok farklı bir maaş alırsa bazıları %10'u buraya gelmek istiyor. Biz o %10'la da çok farklı bir maaş ödeyemeyiz. Yani biz de ne yapıyoruz? Ya 200 bin euro üstü olsun, 150 bin olsun, 300 bin olsun. Böyle şeylerle getirmemiz lazım. Diğer türlü getirirsek, bakın geçmişte de oldu bu. 2'ye gelen adama sen 4 verip, 4,5 verip, 5 verip veya 3,5 verip 5 yılda kontrat verirsen veya gelip, bunun öyle olduğunda bu sürdürülebilir değil. Yani ha 2'ye gelen adama 2,3, 2,3, 2,4 yine 4 yıllık kontrat ver. Yani kontratı uzun tutarsan, şimdi Sasha'da mesela 4 yıllık kontratımız var. Evet, ama bu sene diyelim ki göndermese yine uzatmak isteriz. Uzun kontrat sonradan satarken işine yarıyor buradaki şey. Ama hem yüksek maaş hem uzun kontrat
olmaması gereken bir şey. O futbolcular da ancak öyle çıkıyor. Peki öyle ikna olan oyuncu ne kadar verim veriyor? Çünkü salt gelme sebebi para. Mesela benim birinci önceliklerimden biri, yani birinci demeyeyim, ilk üç önceliğim içerisinde olan bir şey, bize para sebebiyle gelen oyuncu almayacağız. Çünkü bu iş, yani ben de uzun yıllar spor yaptım. Yani ikincilikte oynadım. Bir zaman başka bir handball şeyi oynadım. Lisedeyken, işte üniversitedeyken bir kısım. Sporun %50'si motivasyon, başarıya inanmak ve takım olmak iştir yani. %50'si yetenek iştir. Şimdi sen %50'sine sahip adamı, diğer %50'si ana motivasyonu salt, para olan bir insanı getirin de buradaki şeyi de dağıtıyorsun. Yani. Erdem Bey, tabii sizi yakalamışken transferler... Onları da sormak istiyorum. Şöyle bir baktım, hani medyada çıkan isimler neler, Türk taraftar da merak ediyor. Bazen yanlış isimler de çıkıyor. Bu Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir Polonyalı orta saha var, Sebastian Szymański. Onunla ilgileniyor musunuz? Aynı zamanda Raşitsa'nın durumu ne? Evet. O da merak konusu. Son olarak sormuşken Taçık Eriş'in. Tamam. Çok tatlı sordun. Üç tanesini pıtır pıtır. Evet. Sağ olasın. Szymański ile ilgili biz de Szymański ile şey yaptık, ilgilendik, şeyimiz oldu görüşmemizde. Tabii belli, yine dediğim gibi maaş skalası var. Yani bonservis bizim açımızdan da, yani değerli bir oyuncu, bonservis ödenebilir ve iyi bonservis ödenebilir bir oyuncu. Maaş konusu, biz belli rakamların üzerine şey yapamıyoruz yani, çıkamıyoruz. Aynen, çıkamıyoruz derken çıkmamamız gerekiyor. Bir de takımlar şunu yapması lazım. Her takım için farklı. Bazı pozisyonlara ana önceliğin için biz orada 10 numarada oynatacağınız oyuncu veya bu Szymański 10 numara için veya işte ne bileyim Talisca 10 numara için. Ama başka bir pozisyonda o takımın 8'e ağırlık vermesi gerekiyorsa 8'e parasını ayırması lazım. O zaman diğer pozisyonlardan biraz save etmesi lazım. Oradan biraz daha uygun olacak ki 3 pozisyonu daha uyguna getirecek. Yani uygundan kastım, bir pozisyona 5 vermeyi düşünüyorsa diyelim ki, şu an maaşlar o seviyede, diğer 3 pozisyonundan birisine 2, birisine 1,5, birisine bir şey verecek ki genel anlamda maaş skalasını çok yükseltmesin. Çünkü bizim normalde bu sene maaş skalamızı bir miktar, normal zaman olsaydı bir miktar, yüzde atıyorum 20-25 yükseltmemiz gerekecekti. Niye? Şampiyonlar Ligi seviyesi için. Şimdi Suudi Arabistan efektten dolayı o %25 kafi gelmiyor. O yüzden bir yerlerde saving yapmak gerekiyor. İyi bir oyuncu kesinlikle ama bizim bir belli bir maaş düzeyine üzerine şey yapamayacağız. Raşitsa'da da benzer bir konu. Raşitsa'yla biz zaten, Raşitsa'da Galatasaray'da çok oynamak istiyor. Biz de Raşitsa'yı çok istiyoruz. Bonservis yine, yani Szymański konusuyla benzer değil. Bonservisi yüksek. Szymański de bonservis değil de Szymański de maalesef. Burada da Raşitsa'ya şeyle şimdi bazı oyuncu mesela 23 yaşındaki oyuncuya, 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon bonservis verirsiniz. Çünkü şey için Szymański tarzı veyahut başka kimi sayabiliriz? Saydığımız şeyler işte, örneğin Angelino'ya 10 vermezsiniz. Biraz daha şeyle ona, biz zaten daha düşük rakamlara bitirmeye çalışıyoruz. O pozisyon ama belli bir yaşta olduğu zaman oyuncu, bu sefer o rakamı düşürmeniz lazım. Biz de şu an onu şey bekliyoruz. Bir de yine şeyde, totalde birilerini alırken kimi ne kadar aldınız? Şimdi bir yerde hedefinizden 2 milyon fazla harcadıysanız 3 milyon diğer taraftan bir buçuk düşmeniz lazım. Baştan anlaştığınız oyuncular, neden Avrupa'da transfer fiyatı başta Haziran'da yüksektir, Temmuz'da düşer, Ağustos'ta da sürekli düşer? Çünkü ilk başta hedef oyunculara gidersin, alırsın, paranı harcayınca az kalır, yerlerini daha az şey yapman lazım. Zaman geçtikçe de insanların eli daralır, pazarlık şansın yükselir. O yüzden Açıstad'a da öyle. Şu an Açıstad için ödeyebileceğimiz rakam farklı. Bir ay sonra farklı, bir ay sonra hedeflediğimiz oyunculara iyi para verip aldıysak daha düşük. Hedeflerimiz oyuncuları kendi hedefimizden daha düşük paraya alabilmişsek, o zaman daha çok elimiz bollaşacak. Durum uğraşsa da. Son olarak Taliska'yı sormuştu. Merak etme, ben de şey yapıyorum. Taliska yüksek maaş alan, işte yani alınasındaki oyuncu, o maaşları bizim karşılamamız mümkün değil. Maaşları düşük olacaksa Taliska'yı tabii ki isteriz ama maaşlar çok yüksek orada. Zaniolo. İdman'da da bugün gördük ki
tam hazır gelen futbolculardan bir tanesi, evet. Gücü, evet. Fiziki görünümü gerçekten de Galatasaray'da şu aşamada çok fark yaratıyor. Onunla ilgili projesi nedir Galatasaray'ın? Vallahi Zaniolo'nun, yani Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'dan da çok şeyi, yani çıkışı öyle, İtalya'nın Messi'si diye. Çok da talip şeyi var ama Şampiyonlar Ligi'ndeyiz biz de bu sene. Ne dediğim gibi, büyük rakamlar şey olmazsa satmayacağız. Bir de en büyük rakamlar, bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Şimdi Zaniolo burada mutlu. Görüyorum ki. Ha, hayalindeki kulüpler gelir, kafasını karıştırır bu iş. Yani şöyle söyleyeyim, biz nasıl bir oyuncuyu ikna edip sadece Galatasaray'a gideceğim dedirtip bonservisini düşürüyoruz. Başkası da bu normal yani, bu futbolun içinde var. Öyle bir şey olmazsa kalmasını istiyoruz tabii ki. Erdem Bey, transfer dışında yani çok merak edilen şeylerden biri. Torreira'nın sakatlığı oldu. Şu an takımın önemli oyuncularından bir tanesi, onun da sakatlığıyla ilgili bilgi rica edeceğiz. Valla dün Yener Hoca, ben de serum falan takıyorlardı bana. Şu an takımdaki en önemli oyuncu sensin dedi bana. Şu an sana iyileştirmemiz lazım diye. Şaka bir yana. Beni de güneşe oturttuğunuz için Allah sizden razı olsun. Torreira bugün yine Sergio'nun da tedavisini de şey yapan bizim kulüp doktorlarımızın, Ener hocalarımızın denetiminde, şu onların da izniyle bugün kamptan ayrıldı. Şimdi ayrılmak üzeredir. Ayrıldı biraz önce. Orada tedavisini şey yapacak. Amacı da giderken bir yarım saat baş başa görüştük. Yani şeye gidip, yani Şampiyonlar Ligi, ben Şampiyonlar Ligi için buradayım. Florya'nın ne kadar adanmış bir insan olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İşte böyle boyu ufak olanların adamı oranı yüksek. Neyse, gidip Sergio'yu da, yani Sergio Oliveira'da da çok hızlı bir iyileşme sürecini yaşatmıştı. Aynı ekibe gidiyor. Orada inşallah ilk maça yetiştirmek amacımız. Kamil Zakaria, yani buradaki birinci önce futbolcunun istemez. Yani oradaki şeyle. Zakaria'nın ailesinin farklı bir şeyi var, hassasiyeti var. Dolayısıyla yani o şey değil, mümkün olabilecek bir şey değil yani, tekrar hiç gündemimize almadık bile. Yani o bazı hassasiyetler aşamayacağınız şeyler yani. O yüzden onu aşamayız.